Sabah Yılmaz'dan herkese merhabalar efendim. Yepyeni bir haftada sizlerle birlikteyiz ve yine hafta sonundan uzanan haberlere bakacağız, transfer haberlerine bakacağız ama öncelikle gazetelerimizin çok ciddiye almadığı turnuvada, gazetelerimizin çok ciddiye almadığı bir şampiyonluğu konuşacağız. Mesela işte Türkiye'nin spor gazetesi olarak adlandırdığımız bir gazetemizin bu kadarcık yer verdiği manşetinde bir başarı. U19 kız voleybol takımımızın Avrupa şampiyonu efendim. Sırbistan'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek turnuvada zafere ulaşmayı başardık ki sonuç itibariyle 30 Ağustos tarihinde gerçekleşen bir final maçıydı. Gazi koşusu 30 Ağustos'a denk geldi. Cumhuriyet'in kızları bu büyük başarıyı 30 Ağustos'ta başardı, ilan etti, yaşadı. Gerçekten her şeyle çok anlamlı anların birleştiği bir gün oldu efendim. İpar Özay Kurt turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Lila Şengül en iyi pasör, Gülce Güçtekin de en iyi libero seçildi. 3 oyuncu da, 3 gencecik kızımız da Fenerbahçe'nin sporcuları. Onlar da turnuvaya damga vurdular. Canı Gül'den tebrik ederek başlamak lazım. Bu harika ekibi. Türkiye'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nı hatırlayacaksınız. Sırbistan'a kaybetmiştik final mücadelesini. Ablalarının rövanşını belki de aldılar da dersek yanlış olmaz. Ama maalesef dediğimiz gibi manşette, ana sayfada transfer değeri kadar önem görmüyor. Ayhan Can Güven 30 Ağustos'ta o da Porsche Cup, Super Cup'ta Belçika yarışını kazanmayı başardı. O da yine kürsüde bizi mutlu etti. Kürsüye çıktı, İstiklal Marşı'nı çaldırdı. Gazi koşusunda da yine 30 Ağustos'a denk gelen Türkiye'nin aralıksız devam eden organizasyonu, hiç kesilmeden devam eden organizasyonu, korona da kesemedi Gazi koşusunu. Mustafa Kemal Atatürk'ün adına ulu önderimizin, bizim bağımsızlık mücadelemizin liderinin, modern Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurucusunun, kimileri yani kendi çıkarları için bu ülkeden vazgeçmişken, bu ülkeye sırtını dönmüşken, bu halkı isyan etmeye, özgürlük için baş kaldırmaya hazır halkı örgütleyerek, onları liderlik ederek bize bugünkü bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü getiren Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan Gazi koşusunda Call to Victory ile Ahmet Çelik kazandı ki Ahmet Çelik de üst üste 6. kez Gazi koşusunu kazanarak büyük bir tarihi başarıya imza attı. Dün Fransa bisiklet turunu ki Fransa bisiklet turu başladı. Hafta sonunda ikinci etabı koşuldu. Çok keyifli, çok güzel bir etaptı. Ve orada da Alaphilippe, geçen senenin yıldız ismi, geçen senenin peri masalını tamamlayamadı ama peri masalını yine de imza atmış olan ismi Alaphilippe kazandı. Ama işin ilginç bir kısmı vardı. Alaphilippe kazanırken son anda Hirschi'nin bir hata vardı. Hirschi'nin Alaphilippe'in atağını geç başlayan bir hata vardı. Ve orada inanılmaz bir sprint yaptı sonrasında o atakta. Ve o sprint bana biraz Call to Victory'i hatırlattı açıkçası. Call to Victory'in sprinti başarılıydı çünkü tam zamanda başladı ve yarışı kazandı. Hirschi biraz da tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Geç başladı sprinte, nefesi yetmedi. Belki biraz daha erken başlasa Alaphilippe'i geçerek Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını o kazanacaktı. Hemen ardından da hepinizin sevdiği vazgeçilmez transfer haberlerine bakalım. Bugün bütün gazetelerde var. Visca Fenerbahçe'ye gidiyor şeklinde. Ben gitmeden bir fikrimi söyleyeyim de hani olur gider gitmez. Çok iyi futbolcu. Visca'ya hiç söyleyecek lafımız yok ama bir Visca pek deplasman topçusu değil. Önce onu bir söylemek lazım. Deplasmanda iç sahadaki kadar etkili olan bir oyuncu değil. Harikulade bir yetenek. Orası kesin. Ama handikaplarını söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe ile Başakşehir farklı. İstediği kadar şampiyon takımı olmuş olsun. Bir de baskı altında ne yapar onu bilmiyoruz. Visca acaba baskı altında neler yaşar onu bilmiyoruz. Sonuç itibariyle Fenerbahçe başarırsa bu oyuncu almayı, güzel, doğru, iyi bir transfer olacak şüphesiz ki. Ama ben bu soru işaretlerimi kendime bir kenara koyayım. Bunları baştan söylemek daha iyi. Sonra ben hani ya bak ama zaten bu adam böyleydi zaten filan dersem daha manasız olur. Şimdiden söyleyeyim. Ama bir şey olmaz belki de değilim. Hiçbir şey olmaz yani. Baskıyı çok rahat kaldırır. Fenerbahçe'de sadece deplasman iç saha takım topçusu olmaktan çıkıp deplasman topçusu da olur. Onları bilemem ama böyle bir iki yani bir tane çekincem, bir tane soru işaretim olduğunu belirtmiş olayım en azından. Beşiktaş Montero, onu da konuşuruz birazdan. Kiraladı.
Ve şimdi de Kalinç'i almaya çalışıyor. Nazım Sangare, Endiaye, Gökhan Töre. Ne demiştik? 2020-2021 Back to the Future sezonu. Back to the Future sezonu, geleceğe dönüş sezonu. Hem de ligi bilen oyuncu sezonu. Şunu söyleyeyim şimdi. Beşiktaş PAOK'a elenince neden elenince yaptı onu da anlamadım. Yani PAOK'a elenmeden yapması lazım bunları da neyse. Stoper'de aldı Montero'yu. Tamam. Nikola Kalinic almaya çalışıyor bir de Atletico Madrid'den. Eyvallah tamam. Ya Atletico Madrid taraftarı olarak Atletico Madrid forma giymiş oyuncuları izlemek hoşuma gider. Bir Montero hala bakın peşinden söyleyeyim. Aynısı Wellington olduğu zaman da söylemiştim. Şimdi önceden söylemekte fayda var fikirlerimize. Montero da tam 5 yaşın istediği stoper mi bilmiyorum. Montero lider özellikle yani stoper lider stoper değil. Birinci stoper değil. Vida kadar olmasa da geniş alanlarda zaman zaman sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Zaman zaman vida kadar olmasa da diye söylüyorum zaten özellikle altını çiziyorum. Bir soru işaretim var mı yani kendisiyle alakalı? Ha ayağı fena değil Montero. Süper Lig açısından Süper Lig seviyesi için iyi. Nazım Sangare gelecek. Beşiktaş daha önce Douglas'ı almıştı. İşte Anadolu olarak adlandırdığımız kulüplerde her iyi performans büyük takımlara sirayet etmez. Gökhan Töre zaten Back to the Future transferi. NDI'ye Back to the Future transferi. Beşiktaş yine günü kurtarmalık panik transfer. Beşiktaş PAOK'a elendiği için panik transferlere doğru yöneldi. Beşiktaş'ın sağ bek ihtiyacı var tamam ama yani forvet hattına düşünün transfer hep bunlar Beşiktaş'ın PAOK'a elendik, takım da kötü çıktı, eyvah transferleri olarak gözüküyor. Panik haldeki transferler 5 yaşa zarar getirir efendim. Yine yeniden Kenan'mış efendim. Galatasaray yine dönüp dolaşıp Kenan'a gelmiş. Newcastle Markağ, Markağ gidecek gibi gözüküyor. Vişça da tamam demiş burada. Fanatik Fotomaç gazetesi. Onlar da sağ olsunlar kızlarımızı hiç kale almamışlar. Tabii ki Türkiye'deki spor gazeteleri olduğu gibi. Spor gazetesi. Freze Aslan markacı. Pekala. Ondan sonracıma. Lider Türkiye demiş Şenol Hoca. Abdülkadir Ömer neden yok diyenler futboldan anlıyor ama sakatlığını ve ameliyatını araştırmıyor demiş. Ya o zaman şeye soralım. Mert Hakan niye Fenerbahçe'ye geldikten sonra alındı? Çocuk zaten çok iyi bir performans sergiliyordu. Niye Fenerbahçe'ye gelince alındı? Nerede adalet? Ya şov amaçlı göz yani böyle milletin gözüne göz sokmak amaçlı işte Anadolu'dan topçu falan çağırmak böyle turnuvalar ya da geniş kadroya falan şey değil. Mert Hakan yandaş. Niye Fenerbahçe'de ancak şey oldu? Galatasaray'ın bugün rakibi belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılacak Galatasaray. Rakibi bugün saat 14'te çekilecek. Kurayla belli olacak. Burada Kalinic'le ilgili bonservisine karşılık 2+1 yıllık imza. Atletico 4 milyon euro istemişti. Peki oyuncu ne kadar istiyor? 2 milyon euro. İmza parası 2 milyon euro. Maaş olarak 1,5 milyon euro. Of. Yapmayın diyeceğim ama yine küfür edeceksiniz. Galatasaray Fener'in peşinde. Ozan Tufan'a çağrı yapmış Galatasaray. Çünkü Başakşehir'e önerilmiş. Niye öneriyorlar bu arada Ozan Tufan? Geçen sene kötü değildi ki. Niye öneriyorlar? Onu ben çok anlayamadım. Vişça trafiği. Şampiyonun mimarı. Daha önce de konuşmuştuk. Yani geçen sene, bir önceki sene olsaydı evet ama bu seneki şampiyonluğu Başakşehir'in Edin Vişça'nın asistleri, gollerini bir şey demiyorum ama Edin Vişça'nın taşıdığı bir şampiyonluk değil. Bütün takımı taşıdı. Mesela bir önceki sene olsaydı Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde evet hakikaten Edin Vişça'nın şampiyonu olacaktı da o. Gelelim günün en esprili haberine. Kırklar Kulübü efendim. Şimdi burada işte gelişen teknoloji ve sağlık hizmetleriyle beraber futbol yaş ortalaması 40'a kadar dayandı. Emeklilik yaşının artmasıyla 30 yaş ve üstü yıldızların performansı, transferdeki başarıları gözden kaçmadı. Şimdi bu şu haber, bu şu demek bu haber. Ya kulüplerimiz o kadar 30 yaş üstü oyuncu alıyor. Bu değil arkadaşlar. Şimdi buraya örnek vermişsiniz 35 yaşında olmasına rağmen diyorsunuz. Lille takımının yaş ortalamasına bakın. Hele hele buraya çıkartınca bakın bakalım ne oluyor. İbrahimovic diyorsunuz. İbrahimovic ve bir iki tane daha oyuncu var orada 30 yaş üstü. Onları çıkartın. Milan takımının yaş ortalaması ne oluyor? Artı. Yani İbrahimovic'in Milan'a geliş sebebi biraz da PR. Ondan sonra kimi yazmışsınız? Buffon. Zaten kaleci çok istisna. Hani kaleci olduğu için kaleciler daha uzun seneler oynayabiliyorlar. Sedat Açay, Atiba. Tamam. Yani bu ya Fenerbahçe'nin kaç tane 30 yaş üstü oyuncu transferi var? Bu kadar 30 yaş üstü transferi doğru mu buluyorsunuz yani?
Doğru bulmak için böyle bir haber mi yapıyorsunuz? Alırsın tabii ki 30 yaş üstü, 35 yaş üstü alırsın oyuncu tabii ki. Bir tane, iki tane 30 yaş üstü. İlk 11 için bir tane, iki tane alırsın. 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane almazsın. Herkes 30 yaş üstü oyuncu alıyor ya. Sonra bunu haklı çıkartmak adına da haberler yapılıyor. Yükselen teknolojiyle beraber böyle böyle oluyor. Oldu tabii. Bakın bakalım hangi takımın kaç tane 30 yaş üstü oyuncusu var ilk 11 oynattı direkt. Beşer Sangane peşindeymiş. Antalyaspor 2 milyon yerine oyuncu ve bir miktar para. E hani 5 yaşın limiti dolmuştu öyle demişti Sayın Çebi. Yani 5 yaşın Kartal'dan o tabalatıyla döndü. Eyvah geçiyorum abi. Hakikaten merak ediyorum şey. Sayın Çebi kendi söylemişti. Hani limitimiz doldu diye. Beşiktaş şu anda kimseyi gönderemedi daha henüz. Emre Akbaba 8 hafta yok. 24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka derisinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek. Allah Allah. Çocukcağız çok şanssızlıklar yaşadı ya. Çok şanssızlıklar yaşadı. Galatasaray Marcao için 10 milyon euro sınır biçmiş efendim. Kalinic ile birlikte kaliteli bir iki isim var. Neler efendim? As Başkan Emre Koca da Aspor'a bağlandı. 2-3 isim var. Kalinic ile de görüşüyoruz. Biz 3-4 milyon euro maaş, 3-4 senelik sözleşme, 15-20 milyonluk kontratlar imzalamayız. Bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın. 2 milyon imzalıyorsunuz. 1,5 milyon, 1.8 milyon. 3 milyon vermek mi anormal? Diğer isimler sistemin önünde. Kalinic bir iki alternatif var. Bakayım. Sağ beke transfer düşünüyoruz. Sangare'de Türk bir oyuncu. Kulübüyle anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var. Bir de oyunculuğu veya karakteri tartışmaz ama yüksek maliyetli gelen teklifler var. Tekliflere göre karar vereceğiz. Gökhan Töre tanıdığımız bir oyuncu demiş. Kulübüyle sözleşmesi var. Hocamız da takımda görmek istiyor. Rakiplerimiz ismini duymayan takımlara elenirken bu kadar eleştiri almadı. Yok ya. Siz Tudor'un yediği fırçayı görmediniz galiba Galatasaray muhabirlerinden. Yanlış demeyeyim. Eksik transferlerle çıktınız Pau karşısına. Ciddiye almadınız Şampiyonlar Ligi önlemesindeki rakibinizi. Brighton ile Chelsea arasındaki hazırlık maçı tüm dünyaya örnek oldu. Seyircili maçlar böyle olacak. Yani zaten öyle. Türkiye'de belki kulüplerden istenebilirmiş. Yani taraftardan istenebilirmiş test. Bakalım öyle gözüküyor. Taraftarlar maç öncesi tıbbi testlerden geçirildi. Taraftar maç sonrasında tıbbi durumlarını takip etmeye izin verdi. Maça girişlerde ateşler ölçüldü. Taraftarın hepsinde kulüp logolu maskeler vardı. Taraftarlar sosyal mesafe kurallarına göre tribünlerde oturdu. Her türlü bol miktarda el dezenfektanı vardı. Koltuklarında maskelerini çıkarmalarına izin verilen taraftarlara yiyecek içecek almalarına izin verildi. Stadın her içinde yer alan satış noktalarında temassız kartlar kullanıldı. Eskiye göre daha farklı bir ruh halindeydi taraftarlar. Amerika Açık başlıyor. Salgının gölgesinde tenis şöleni. Amerika Açık'a gelmeyenler var tabii ki. Rafael, Nadal, Roger Federer, Monfil, Gognini, Wawrinka, kadınlarda Barty, Halep, Svitolina, Andreescu, Kiki Bertens, bunlar gelmeyen isimler. Novak Djokovic geldi. Tiem var, Medvedev var. Yani Djokovic'in gülü oynaya kazanacağı bir turnuva olacak anlaşılan efendim. Kadınlarda Pliskova, Kenen, Williams, Naomi Osaka, Sabalenka, Kvitova, Keys, Madison Keys, Martic, Konta ve Muguruza. Kadınlarda favori, yani şampiyonluk favorisi daha fazla. Erkeklerde Djokovic gülü oynaya şampiyon olur bir aksilik yaşamazsa diyelim ve bugünlük de sabah yayınlarını noktalayalım. Yarın yepyeni bir videoda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle mutlu günler.